Tabii 2020 yılında medyayla ilgili koronanın birçok noktada etkisi olduğunu gördük. Özellikle küresel medya düzenine dair birçok konuyu fazlasıyla yeniden gözler önüne serdi medya. 2020 yılında küresel medya nasıl bir performans sergiledi? Kimler sınıfta kaldı? Kimler geçer not aldı? Söz sende İsmail. Teşekkür ederim. Yani aslında sınıfta kalanlar ve geçer net olanlar belki bunları birebir aktörler üzerinden değil de tavırlar üzerinden tutumlar, davranışlar üzerinden ele alırsak bu diğer bütün sektörlerde olduğu gibi mesela işte Zeliha Hanım benden önce Avrupa'nın dijitalleşmeyle ilgili sorunlarından bahsetmişti. Medya sektöründe de diğer bütün sektörlerde olduğu gibi bu dijitalleşmeye ayak uyduranlar, bununla ilgili yatırım yapanlar, salgın başlamadan önce de bir gerçek olarak, bir zorunluluk olarak dijitalleşmeyi görüp buna uygun yatırım yapanlar hem teknik anlamda hem de medya içeriği olarak bunu yapanlar tabii ki bu sürecin belki geçer not aldı. Aslında çok güzel ifade seninkisi. Kazananı değiller ama kaybedenleri olabilirler diyecektim. Ama senin dediğin gibi geçer not alanları onlar oldu. Bu gerek bizim ülkemizde ve dünyanın başka yerlerinde artan değişik şiddetlerde yaşanan bu kapanmalar, izolasyonlar, sokağa çıkma yasakları sürecinde dijital altyapıyı kuvvetli olan, oradan yatırım yapmış olan medya mecraları hem habercilik hem de eğlence boyutunda bu sürecin kazananı oldular. Ama yine bu dijitalleşmenin hemen peşinde yine konuşmamız gerekiyor. Belki kaybedenler kısmı orası. Koronadan önce de var olan bir meseleydi. Bu özellikle işin şey kısmına, habercilik kısmına geldiğimizde bu spekülasyonlar, manipülasyonlar, hatta uydurma haberler, asparagasında dahil olduğu bir kategoriden bahsediyorum. Maalesef bu dijital alan bunlar için de daha elverişli bir yer. Hani virüs için konuşuyorduk ya, bulaş alanları yayılmak için elverişli alanlar diye. Dijital alanda buydu ve pandemi kelimesinden mülhem infodemi diye bir kavram ortaya çıktı. Özellikle bu krizin, kaosun, belirsizliğin çok olduğu dönemlerde dijitalleşmenin daha fazla maruz kaldığı bir infodemiyi de yaşadık. Bunu da kazananlar ile birlikte söylemem gerekiyor.